Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz aile dizimi uygulayıcısı Emel Koca. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bu işe nasıl başladınız? Neden bu yolu seçtiniz? Biraz anlatır mısınız? 2 Mayıs 1987 Aydın doğumluyum. Lisans Marmara Üniversitesi ebelik mezunuyum. Yüksek lisans Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi mezunuyum. Akademik kariyer planlıyordum. Bununla ilgili olarak işler istediğim gibi gitmedi, istediğim gibi sonuç vermedi. Öyle olunca ben de kariyerime aile dizimi alanında devam etmeye karar verdim. Çünkü bu işlere üzülürken kendimi bu alanın içerisinde buldum. İyi bir şeye vesile olmuş. Tebrikler, başarılar. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Peki aile dizimi nedir acaba? Aile dizimi soya çekim sadece genetik unsurlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda epigenetik unsurlar dediğimiz atalarımızın huyları, bunların yaşadıkları ve yaşananların bıraktığı etkiler de nesilden nesile aktarılabilen ve üstlenilebilen miraslar arasında. Kişinin günlük hayatında yoğun kader olarak hissettiği ya da aynı kısır döngüyü tekrar yaşadığını fark ettiği hallerde farkındalığı olan bireyin tarafımıza gelerek bu kısır döngünün nerede oluştuğunu, bu yoğun kaderin nerede oluştuğunu kaynağında görüp kaynağında dengelediğimiz bir yöntem. Çok güzel. Peki aile dizimi neden önemlidir, nasıl yapılır? Biraz daha anlatmak ister misiniz? Aile dizimi şu açıdan çok önemli. Her şey hayatımızda görünür olmayı bekliyor. Özellikle ailede dışlanan kişiler, bu zamana kadar görülmek istenmeyen olaylar, örtbas edilen durumlar görünür olduğunda artık görünür olduğu için kişilere etkisi olmuyor. Kişilerin bilinçli farkındalığıyla olaya müdahale edebileceği şekilde içsel ve dışsal kendi süreçlerini yönetebilecekleri bir çalışmadır. Çok güzel. Peki aile dizimi sonunda ne olur? Kişide yoğun bir rahatlama duygusu meydana gelir. Kişi özellikle aile dizimi alanından çıktıktan sonra bu rahatlama duygusunu çok tuhaf bulur. Nasıl ki bütün parçaya etki ediyorsa, parça da bütüne etki ettiği için diğer aile bireyleri üzerinde de bilseler de bilmeseler de ciddi bir rahatlama meydana gelir ve sistemi rahatlatır. Çok güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, insanı sevmelisiniz. İnsanı seven, insana katkıda bulunmayı seven herkes bu mesleği yapabilir. Sağlıkçı olmasını ben kendi adıma önemsiyorum yapan kişilerin. Onun haricinde aile dizimi uygulayıcılığında aileyi doğru, alanı doğru okuyabilmek çok önemlidir. Alanı doğru okuyabilmek de kişilerin bireysel liklerini okuyabilmek ve alandaki parçalardan bütünün ne şekilde oluştuğunu görebilmekle ilgilidir. Sizin ekolünüz nedir? Benim ekolüm holistiktir. Yani varoluşların içerisinde, kişinin kendi varoluşunda, kendi birliğini ve bütünlüğünü sağlayabilmesini önemsiyorum. Çünkü insan ve birey kelime anlamı olarak da bölünemez demektir. Bu sebepten dolayı kendi varlığında ve kendi bütünlüğünde olması için hayatını daha iyi, daha kaliteli bir şekilde yaşaması için buradayım. Çok güzel. Peki çalışmalarınızın faydaları nelerdir? Bir örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Benim şu şekilde annesiyle müracaat eden 13 yaşında bir çocuğumuz vardı ve saç yolma şikayeti vardı çocuğumuzun. Aile diziminde gördük ki farklı atalarının yaşamış olduğu etkilerden kaynaklanmış olduğunu ve sonrasında çocuğumuzun böyle bir şikayeti kalmadı. Çalışmamın faydaları şöyle, aslında aidiyet, denge, düzen ilkeleri üzerinedir aile dizimi. Kişilerin hayatının daha dengeli gitmesini sağlar. Evet. Peki sizin vizyonunuz nedir? Benim vizyonum kişilerin bireysel gelişim, değişim, dönüşüm ve oluşumlarına katkıda bulunarak toplumun içerisinde ruhsal yönden de daha uyumlu, daha sağlıklı bir iyilik hali hedeflemekteyim. Çok güzel. Peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? İzleyicilerim bana emel.koca aile dizimi Instagram hesabından ulaşabilirler. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Sonuç olarak birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız ve ruhsal olgunlaşma ile
toplumsal değişim, dönüşüm, gelişim ve oluşum elde edebiliriz. Çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz aile dizimi uygulayıcısı Emel Kocaydı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.